Merhabalar, Büyük Beyaz Filo'ya hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, Japon Destroyer ağacının torpido botlarından ilerlemeye devam etmek suretiyle bu ağacın 8. seviye üyesi olan Kagero'ya geldik. Kagero nasıl bir gemi peki? Arkadaşlar şunu söylemem lazım. Japon Destroyer ağacının temel kişilik, kimlik niteliğinin çok yüksek görünmezlik ve aşırı uzun menzilli, aşırı ağır derecede vuran torpidolar olduğunu söylemiştim. Gel gelelim. Ne kendi seviyesi için çok yüksek görünmezliğe sahipti. Hele Akatsuki, torpido bottalının 7. seviyesi olan Akatsuki 6.4 görünürlülükle hani esasında baya baya görünen görünmezliği berbat bir destroyerdi. Dolayısıyla Kagero'ya geldiğimizde Ağacın temel kimliği olduğunu bahsettiğim niteliklerin ilk olarak gün yüzüne çıktığı gemiyle karşılaşacaksınız. Yani Kagero Japon destroyer ağacının temel kimliğine kavuştuğu ilk gemi diyebiliriz. Niye? Çünkü e, Yugumo ve onu takip eden 10. seviye olan Shimakaze de yine bu konsept doğrultusunda ilerleyerek tasarlanmış gemiler. Dolayısıyla şunu söylemekte fayda var. Yüksek seviye Japon destroyerlerini esasında şu ana kadar öğrenmiş olduğunuz 5. 6. ve 7. seviyedeki destroyerlerin farklı güçlerini bir araya toplayarak oynuyorsunuz. Bunlar nedir? 5. seviye Minekaze'nin yüksek gizliliğini kullanacaksınız. 6. seviye Fubuki'nin torpidolarını kullanacaksınız. 7. seviye Akatsuki'nin de toplarını kullanacaksınız kagero açıkçası japon destroyer aracının torpido botlarının 5. 6. ve 7. seviyesinde öğrendiğiniz her şeyin bir araya getirilmiş harika bir birikimi olan ilk gemi nedir bunlar bakın kaptan becerisi ve e, yükseltmelerle desteklendiğinde 5.4 görünürlülük ki demi ne demiştim Ta 5. seviyedeki Minnekaze videosunda demiştim oyunda bundan daha düşük görünürlülüğe sahip 5. seviye üstü herhangi bir gemi yok. Bundan ötesi Japon torpiyoları demiştik bakın şurada 2 tane torpido yatağında 8 tane torpido var 4 olacak şekilde 10 km menzil 67 not gibi iyi bir hız ve neredeyse 21.000 hasar. Yani or yani 10. seviye bir destroyer ince 16 binlerde geziyor arkadaşlar. Bu bir tane Kagero torpidosu herhangi bir e, 8. seviye üstü destroyer'i öldürmeye yetiyor. Tabii Elbing falan değilse bir iki tane var istisna. Yani Mutsuki'nin gizliliği, Fubuki'nin torpidoları ancak toplara geldiğimizde de şöyle bir durum var. 2150 vuran patlayıcı mermilere sahip 127 milimetrelik tıpkı Akatsuki'de olduğu gibi ikişerli 3 tarette 6 adet top var. Ve bu 2150 alfa hasarı 8. seviye ve üstündeki en yüksek patlayıcı mermi hasarı herhangi bir destroyerde. Ve bunların yangın başlatma ihtimali de gördüğünüz üzere %9 gibi hiç de düşük değil. Dolayısıyla arkadaşlar tekrar ediyorum Minakaze gizliliği, Fubuki torpiyoları ve Akatsuki toplarını birleştirdiğinizde ortaya Kagero gibi gerçekten bu ağaca kimliğini veren ilk destroyer ortaya çıkıyor. Ancak Kagero dediğim üzere kendinin kendisinden önceki destroyerlerin farklı güçlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuşsa da tamamen kendi kimliğine sahip farklı bir destroyer. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar Kagero bu ağaçta şu ana kadar olmayan bir setle geliyor. Araç setiyle geliyor. O da nedir? Kagero'da sis alabiliyorken isterseniz sisin yerine torpido dolum modülü de alabiliyorsunuz. İkisini beraber oynayamıyorsunuz. Ya sis alacaksınız ya torpido dolum modülü alacaksınız. Peki Bülent sen bunlardan hangisini tavsiye ediyorsun diyeceksiniz. size tavsiyem şu. Oyunda Kagero'yu sisle oynamayı iyice bir öğrenin. Neden diyecekseniz Kagero'nun bulunduğu ekosistem şu ana kadar gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor. Kagero ile 8. seviye olduğunuz için bir defa bol bol uçak gemisi maçına denk geleceksiniz. Dolayısıyla siz e, burada size aşırı fazla ihtiyaç duyacaksınız. Siz sizin e, hayat sigortanız olacak eğer ki bu acı yeni başlamışsanız. Ve ikincisi de karşılaşacağınız uçak gemileri sadece 8. seviye uçak gemileri olacak. 10. seviye uçak gemileriyle karşılaşacaksınız. Spotlama ihtimaliniz her zaman çok yüksek. Daha da önemlisi 3. olarak 8. 9. ve 10. seviyede birçok radara sahip gemi var. Hani 8. seviyede radara sahip iki zırhlı var örnek olarak. Değil mi? Borodino ile Constellation. Bir sürü kruvazör var. Yani radar denen e, slotun olayın varlığını Kagero'da ilk defa aşırı derecede ağır hissedeceksiniz. Dolayısıyla Kagero ile şu ana kadar oynadığınız 5. 6. ve 7. seviyede oynamış olduğunuz kadar rahat oyunlar çıkaramayacaksınız. Ve sonuncu olarak 4. element oyunda 8. seviye ve üstünde çok fazla hidroakustiğe sahip gemi ve özellikle de hidroakustiğe sahip Alman zırhlısı var. Alman zırhlısı özellikle yüksek seviye destralar oynanışında çok önemli bir faktör. Çünkü arkadaşlar klasik Alman zırhlı ağacı 8. seviye Bismarck'tan itibaren alternatif Alman zırhlı ağacı yani Alman savaş kruvazörü ağacı ise direkt 6. seviye Mackensen'den itibaren hidroakustiğe sahip. Ve özellikle Alman zırhlılarının genel olarak bu oyunda çok sevilen gemiler olmalarından ötürü çok fazla Alman zırhlısıyla karşılaşacaksınız. Zaten oyunda sayısı çok olan hidroakustikli e, kruvazörlerin ve kimi hidroakustiğe sahip destroyerlerin yanına bir de hidroakustikli Alman zırhlarının çok sayısının çok fazla olması itibariyle de Kagero torpido isabet ettirmenin kendisinden düşük e, seviyedeki Japon destroyer ağacı üyelerine nazaran çok zor olduğu bir gemi. Arkadaşlar Kagero'yu ben yıllardır oynadım. Hatta Kagero benim Japon destroyer ağacındaki en sevdiğim Destroyer. Sebebini anlatacağım. Ancak şunu belirtmem lazım. Ben bir Kagero videosu çıkarmak için koca bir hafta Kagero oynadım. Ve inanın 2 sene önceye nazaran ekosistem yani Kagero'nun bulunduğu ekosistem o, o 8. 9. ve 10. seviyelerin olduğu gemi havuzu o kadar büyüdü ve o kadar değişti, farklılaştı ki Kagero'yu oynamak atıyorum 2 sene önce oynamaya nazaran hiç kolay değil. Kagero'nun kendisi kolay bir gemi ancak içinde bulunduğu ekosistem o kadar değişken ki yani bir maçı hiç radar gelmeyebilir. Bir maça hem radar hem uçak gemisi gelmeyebilir. Veyahut bir maça 5 tane Alman zırhlı, 1 tane uçak gemisi, 4 tane kruvazör, 1 tane de düşman destroyeri gelir. O düşman destroyeri de Loyang gelir. Onda da Hidro vardır. Yani Herkesin hidroyas veya radara sahip olduğu bir maça da gelebilirsiniz. Veyahut uçak gemisi ve radarın ve hidronun olmadığı bir maça da gelebil denk gelebilirsiniz. Aşırı derecede değişken. Dolayısıyla en azından uçak gemisi tehdidine karşı önlem almak amacıyla yeni başlayanlar için Kagero'yu Sis'le oynamak ee, daha garantili bir tercih olacaktır. Çünkü Şöyle şunu belirtmemde fayda var Size göstereceğim maç bir torpido dolum modülü maçı Çünkü bence Kagero bu şekilde oynanmalı Böyle düzgün oynandığında Her ne kadar korkak oynanması gerektiği takdirde bile e, Doğru fırsatları yakalayıp değerlendirdiğinizde Maça damga vuran hareketlerde bulunabilen bir destroyer Odur da Kagero'yu alırsanız e, Tavsiye ettiğim modüller Birin biri ikinin ikisi Burada 3'ün şeyi, tabii nişan alabilen her şeyde 3'ün üçün, 3'ünü alın diyorum. Nişan alma sistemleri modifikasyonu bir. Bunun sebebi çok basit. Kagero'nun, şurada da tekrar gösteriyorum, 6 adet 127 milimetrelik Japon patlayıcı mermisi sıkan topu var. 7 saniyede sıksalar bile e, kondukları zaman ağır oturtuyorlar. <laughs> Bu fırsatı değerlendirin. Şurada ben Kagero'yu arada sis, arada torpido dolu modülü değişkenliği olarak oynadığım için dördün ikisini kullanıyorum. Ancak sadece torpido dolu modülüyle kullanacaksanız Kagero'yu dönüşe vermek yani 3'ün 4'ünü almak hiç de mantıksız bir tercih sayılmaz. Son olarak bu bir destroyer olduğu için ve Japon destroyer olduğu için tabii ki gizlenme alıyoruz. Ancak Kagero'da kaptan becerilerine geldiğimizde Şöyle bir durum var. Bir defa zaten ilk 5 kaptan becerisi bence net ve kesin. Bunlar nedir? Öncelikli bakım, son gayret, amir, gizlenme, ondan sonra da adrenalin patlaması. Peki ondan sonra ne verebilirim? Arkadaşlar, bundan sonrası için Kagero'da gerçekten değerlendirilecek çok fazla şey var kaptan becerisi var. Bunların başlıcası da bir defa şuna verebilirsiniz. Tüpleri doldurma. İkincisi benim gibi radyolokasyon yerine sis de verebilirsiniz. Swiftin in silence. Pardon sis diyorum. Swift in silence. Yani sessizlikteki hız gibi bir adı var bunun Türkçesi. Bunu verebilirsiniz. Bakın bunun olayını tespit edilmediğiniz süre içerisindeki hızınız yüzde 8 artıyor. Kagero'nun hızı 35 not. Yani 3 not daha artıyor. 38.5 nota çıkıyor Kagero'nun hızı. Bu gerçekten bir maçta Kakeron'un çok rahat bir şekilde kanat değiştirmesine müsaade edebilen bir kaptan becerisi gerçekten etkili. Fakat ana batarya dolumunuzu temelli bir şekilde %5 uzatıyor. Yani 7.1 saniyeden 7.5 saniye çıkıyor dolumunuz. Hissediliyor mu? Bence hissedilmez. Kimsenin de umurunda olmaz. Ama velakin bu ikisinin yerine şöyle bir durum var. Kagero oyundaki en mükemmel torpido botlardan biri. İsterseniz şu 3 torpido e, kaptan becerisini de fullleyebilirsiniz. Veyahut şöyle bir durum da var. Kagero ile şu temel temel atış eğitimine verip üzerine de korkusuz dövüşçüye verip topçu botu gidebilirsiniz. Yani ne yapıyor? %5 kısaltıyor ana batarya dolumunu. Kaç oluyor? 7.1 saniyeden 6.7 saniye falan düşüyor. Buradan da bir %10 kısalttığınız zaman 6 saniye düşüyor. Yani 1 saniye kısalıyor Kagero'nun dolumu. Bu çok şey fark ediyor arkadaşlar. Çünkü Kagero'nun topları gerçekten çok ağır vuruyor. Hani o Japon patlayıcı sıkan 3 tane 127 milimetrelik top Japon gizliliğiyle birleştiğinde karşılaşacağı herhangi bir düşman destroyerine gerçekten ağzına kürekle vurulmuş gibi vuruyor. Hani yayınları izliyorsanız zaten bunu görüyorsunuzdur. Ben ne zaman Japon destroyer oynasam karşıma bir destroyer geldiğinde oh gel sana bir Japon patlayıcı stattırayım diye keyifleniyorum. Dolayısıyla Kagero'da inanmayacaksınız ama full torpido kaptan becerisi de gidebilirsiniz. Veyahut topçu botu kaptan becerisi de gidebilirsiniz. Japon destroyerlerinin 8. 9. ve 10. seviyelerinde bunların ikisi de işe yarayabilecek tercihler. Hani şunu belirtmekte fayda var. Ben Japon destroyerlerinin 9. ve 10. seviyesi seviyeler olan Yugumo ve Shimakaze'yi pür topçu botu oynayan insanlar biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam biri bizim Silver Samet'ti. Süper Unicum adam. Dolayısıyla Kagero için Japon Destroyer ağacının e, temel kimlik gemisi diyebiliriz. Özetle. Yani Kager, Japon Destroyer akla geldiği zaman arkadaşlar ilk akla gelen gemi genelde bu ağacın 10. seviyesi olan Shimakaze'dir. Veyahut veyahut ekranda görmekte olduğunuz ağacı kimliğini veren, ağacı gerçek kimliğini kazandığı 8. seviye üyesi olan Kagero. Alıp oynanmaya değer eğer ki kredi havuzunuz büyükse saklanmaya dahi değer bir gemi. Çünkü eğer ki becerebilirseniz bu geminin tadına doyamıyorsunuz. Tekrar tekrar oynamak istiyorsunuz. Ben size bir maç örneği göstereyim. Kagero'yu kendi seviyesindeki diğer destroyerlerle karşılaştırayım. Ondan sonra da bu videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar burada bir full 8 eşleşmesiyle karşı karşıyayız. Gördüğünüz üzere takımdaki bütün gemiler 8. seviye. Her iki takımda da radar var. Karşı takımda radarlı bir Borodino varken... ...bizim takımda şansımıza bir Ochakov ve bir Constellation var 8. seviye. Her iki takımda da birer uçak gemisi var. Ve her iki takımda da dörder tane Destroyer var. Dolayısıyla bu maç benim Kagero'yu... ...sissiz yani torpido dolum modülüyle oynadığım bir maç olarak hiç de kolay geçmeyecek. Çünkü hem radara hem düşman destroyerlerinin ateş gücüne spotlanırsam hem de uçak gemisine karşı önlemli ve temkinli oynamak zorundayım. Şimdi bu maçta Rasim ve Fatih abiyle oynuyoruz. Benim Japon destroyer ağacını sıfırlayıp e, Shimakaze'ye doğru ilerlerken oynadığım maçlardan biri oldu bu. Kesinlikle Kagero ile oynadığım en iyi maçlardan biri değil. Ancak şunu belirtmem lazım. Kagero ile son bir haftadır oynadığım 50 küsür maç içinde Kagero'nun iyisiyle kötüsüyle hem pozitif hem negatif niteliklerini iyi gösterebildiğimi düşündüğüm maçların başında geldiği için bu gemiyi tanıtmak amacıyla bu maçı seçtim. Şimdi şöyle bir durum var. Kagero'yu ben torpido dolum modülüyle oynadığım için bir defa karşı uçak gemisine karşı temkinli olmaya çalışıyorum. Fakat şöyle bir şey de var. Roketlere karşı işte korkacak bir şey yok. Neden? Çünkü 5.4'ün gizliliği havada zaten daha da küçük. Yani uçak gemisi roketle sizi spotladığında üzerinize avcı bırakmadığı sürece o roketlerle sizi saldırsa bile vuramaz. Ancak spotlamanın kötü tarafı ne? Eğer uygunsuz bir pozisyonda spotlanıp tespit edilirseniz uçak gemisi tarafından size uçak gemisi vuramasa da takım arkadaşları böyle dünyaları üzerinize yağdıracaktır. Çünkü bu oyunu oynayan ve beyni olan herkes bilir ki bu oyunda spotlandığında, tespit edilinde sıkılması gereken ilk hedef her zaman bir destroyer'dir. Her ki spotlanan Japon destroyer'i ise daha da fazla sıkılmalıdır. Çünkü Japon destroyer'leri bu oyundaki rahat bırakılırsa en tehlikeli üniteler. Dolayısıyla ben uçak gemisine tespit edilmemek için, saptanmamak için kepe, kep noktasına hemen girmek yerine gördüğünüz üzere böyle bir dolandım falan filan. Şimdi arkamda ateş desteğini her zaman bulunduruyorum. Karşıda bir Asashio var. Dolayısıyla o Asashio kayanın arkasına geçtiği ve torpidoları bana isabet edemeyeceği için rahat bir şekilde kepin içine girdim. Şuraya Asashio belki oradan içeri doğru bastırır diye torpidoları attım. Ancak şu arkadaşlar şunu söylemem lazım. Şurada yaptığım bu torpido boşaltması tamamen hataydı. Karşıda bir Mogami var. Muhtemelen kıçını döndüğüne göre torpido atmıştır. Ve torpidoları birazdan gelecektir. Şunu söylemem lazım bakın Mogami'nin torpiyoları belirdi bile. Şunu söylemem lazım arkadaşlar. Benim az önce bıraktığım torpiyolar gibi daha maç başında sebepsiz yere torpido bırakmayın. Ya bırakın o torpidolar dursun. Yüklü dursun. Boşa harcamayın o torpidoları. Yani biri roadkill olacak diye kazara o torpidolara çarpacak diye torpido atılmaz. Bu benim burada yapmış olduğum bir hata olduğu için bu hatayı göstermek Ma babında bu hatayı bu hatayı e, sergilemek mahiyetinde iyi bir örnek olduğunu düşündüğüm için yine bu maçı seçtim. Yani tekrar ediyorum gelişi güzel sırf biri kazara üstüne oturur diye torpido boşaltmayın. Hele ki maçın başında. Her zaman sizin e, torpidolarınızı mantıklı bir şekilde atabilmenize imkan verecek pozisyon almış bir düşman. Maçın baş, hemen başında olmasa da ilerleyen safhalarında bulunacaktır. Torpidolarınızı atmak için sabredin. Çünkü bundan önceki maçlarda, özellikle Minekaze ve Fubuki maçlarında tekrar tekrar söyledim, torpidoların dolumu geldiği gibi hemen boşaltmayın. Buna gerek yok. Yani ben burada bir hata yaptım mesela. Şimdi benim yayınlarımı izleyen herkes bilir ki ben oyunda oynadığım bütün destroyerlerde radyo lokasyon kaptan becerisini alan bir insanım. Sebebi de şurada gördüğünüz harika bir örnekte var. Bakın A'nın içinde bir destroyer var. Zaten diğer destroyerlerin ikisi saptanmış. asaşıyor. Fantask hatta Silivan gibi de diğer tarafta hepsi A kepinde savaşırken geriye burada sadece Kossak kalmış. Ben bu A kepinin içinde Kossak'ın tahminen nerede olduğunu radyo lokasyon işaretinin bana gösterdiği yön itibariyle tahmin edebiliyorum. Ancak karşında bir Kossak var ve Kossak Japon destroyerlerinin antitezi olması için bu oyuna getirilmiş bir destroyer ve oyunda çok fazla kossak var. Dolayısıyla eğer bir kossakla ve ateş gücü yüksek bir destreryele kapışacaksanız arkanızda her zaman benim burada yapmış olduğum gibi bir ateş gücü bulundurun. Benim arkamda Fatih abi var. Oçakov'la bana hem radar hem ateş gücü desteği veriyor. O kos o Oçakov yani Fatih abi arkada bana Kruvazörle ateş desteği yapmasaydı bu o, o, bu kossak burada bu sisi basmak yerine beni çiğ çiğ yiyecekti. Bunu net bir şekilde belirteyim. Çünkü Kosak'ın olayı neydi? Evet Japon destroyerlerinin ana gücü 5.4 görünmezlik. E Kosak zaten bunlara karşı koysun diye tasarlanıp getirmiş bir destroyer. Onun da görünmezliği 5.5. Ama ateş gücü sizinkinden çok çok daha fazla. 8 tane topu var 120 milimetrelik ve makinalı tüfek gibi sıkıyor. Kaldı ki Kossak sadece Japon destroyerlerine değil 10. seviyedeki birçok destroyere karşı ağır derecede baskınlık kurabilen bir destroyer. Dolayısıyla ateş gücü yüksek bir destroyer kapışacağınız kesinse asla oraya tek başınıza maceraya kalkışmayın. Arkanızda ateş gücü desteği bulundurun. Çünkü ben burada bu Kossak'a direktman yem olurdum. Şimdi Kossak orada kaçıyor mu geliyor mu belli değil. Ancak ben ne olur ne olmaz diye özellikle bastırıyorum. Olur da o adam oradan köşeden belki ben geri dönüp kaçmışımdır ihtimaline karşı geri dönerse benim önüme çıkacak ve Fatih abi yine oradan ona sıkacak ama kaçıyorsa da eğer o cross of dawn yani manzen istikametine doğru kaçacağı için de belki bu torpiyolardan bir kaçını bir veya bir kaçını yiyecektir diye oraya boşaltıyorum ama kosaktan tahmin ettiğim şekilde şansını tekrar denemek üzere geri bastırıyor ve ben burada ona Japon patlayıcı mermilerinden tam iki tanesini yediriyorum ve tekrar 7 saniye bekledikten sonra bir atış daha yapıyorum bu arada tabii Fatih abi de bana ateş gücü desteği sağlıyor Mainz orada bir torpido yedi. Kossak sis bastı ancak Kossak'ın sis bastığı andaki yerini bildiğimiz için son bir atışla Japon patlayıcı mermilerini ağzına verip Kossak'a harcadık. Ben burada tek başıma olsaydım o Kossak'ı kesinlikle ve kesinlikle harcayamazdık. Dolayısıyla arkadaşlar Japon Destroyer torpido bot oynarken, Kager oynarken eğer ki bir Japon Destroyer'i değil başka topçu botu kabiliyetleri yüksek bir destroyerle karşılaşacağınızdan eminseniz arkanıza bir takım arkadaşınızı takın veyahut oraya yalnız başınıza maceraya gitmek yerine takımla beraber hareket edin. Ateş gücü desteği özellikle e, topçu botu karşılaşmalarında her destroyerin ihtiyacı olan bir olay. Takım oyunu. Burada Japon destroyerlerinin ee, toplarından bahsettim Patlayıcı mermilerinden bahsettim Dolayısıyla burada Mainza Ateş gücü kullanarak 4 tane isabet ettirdik Ve öldürdük Ancak ben şimdi çok fazla goygoya girdim Dolayısıyla Kagero'nun kendi seviyesindeki 8. seviyedeki sayısı çok fazla olan Diğer destroyerlerle karşılaştırmasını yapayım Hemen Şimdi Kagero'nun 15.100 canı var ki bu ortalamanın altında bir can. Ki Japon destroyerlerinin de niteliklerinden biridir bu. Nedir bu olay? Japon destroyerleri çok alçaktır. Küçük birer hedeftirler. Hızlıdırlar. Görünmezlikleri maksimumdadır. Ama bunu kompanse edecek şekilde de canları nispeten azdır. Top kalibresi 127 mm. 6 tane top var. Ortalama ikisi de. Ee, DPM'i yani dakika başına düşen patlayıcı mermi hasarı Kagerolun esasında yavaş. Ne bu? 109.787 fakat 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 dediğim gibi topçu botu giderseniz ana batarya dolumunuz 6 saniye ve altına bile düşebiliyor ve bu durumda da bu çok ağır vuran Japon topçu botu patlayıcı mermileriyle ağır vurabiliyorsunuz. 7 saniye dolum var ve buna ek olarak bu topların Menzili 9, o 8. seviye destroyerler arasındaki en kısa menzil 9.4 kilometre ile. Ancak tekrar ediyorum 2150 patlayıcı mermi hasarı var Kageru'nun. Ki Asoshio ve Yukikaze de aynı patlayıcı mermilere sahip. Niye ikinci? Birinci sırada Harekaze 2 var. 2500 patlayıcı mermi hasarına sahip. Ancak Harekaze 2'nin topları 150 mm. Kruvazör topu oldukları için ve sayısı 6 olduğu için çok da bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla tekrar ediyorum Japon patlayıcı mermileri oyunda gerçekten bir kimliktirler. Kagero'nun torpido sayısı 8 ancak e, bu 8 torpidonun 112 saniye dolumu var ki bu, bu esasında 8 seviyede süreler arasında ortalama bir dolum sayılır. Yani hemen hemen hepsi 3-5 saniye ile aynı çoğunun. Ancak şu var ana batarya değil de torpido dolum modülü giderseniz 16 torpil bir halı serebiliyorsunuz. Bakın ben burada mesela bunu yapacağım şu an. Mesela şu var. Borodino var. Eğer spotlanmazsam gerçekten benim işim çok kolay olacak. Çünkü çok yakınlarına geldim bunların. Spotlanmamaya çalışıyorum. Torpiyoların ilk boşaltımını Massachusetts'in üzerine yaptım. İkinci boşaltımını da Borodino'nun üzerine yapıyorum. Dolayısıyla hangisi şanslısa torpiyolar ona isabet edecek. Kageron'un torpiyoları Yuki Kaze'den sonra en yüksek ikinci hasara sahip olan 8. seviye Japon e, Destroyer torpidoları. Yani Yuki Kaze'nin attığı torpidolar zaten 10. seviye Shimakaze'nin F3 torpidoları ki 8 kilometre menzilli 21.367 vuran torpidolar. Kagero bundan sonra en yüksek hasara sahip ikinci torpidoları atan gemi. 20.967'den yani neredeyse 21.000 vuran torpidoları var ki az önce de söyledim. Yani 10. seviyede destroyerlerin ortalama canı 16, 17, 18 bir falan. Dolayısıyla bir tane Kagero torpidosu bir herhangi bir destroyeri isabet ettiği takdirde öldürmeye yetiyor. Burada Borodino'nun radarını yediğim için bakın ne yapıyorum. Olabildiğince kıçımı dönüp en minimum profili vermeye çalışıyorum. Japon torpidolarının pardon Japon torpido botlarının böyle bir avantajı var. O da nedir? Eğer ki full kıçlarını dönerlerse <laughs> <laughs> o kadar ince ve küçük hale geliyorlar ki vurmak gerçekten imkansız hale geliyor. Tabii ben burada karaya oturdum mal gibi. Ama radar bittiği için en azından buradan kurtulup yırttım sayıdır. Kagero'nun torpidolarının ne dedim? Hasarı 21 bin. Torpido menzili 10 kilometre. Yani yaklaşık 4.6 kilometrelik görünmeden torpido atabilme havuzunuz var. Menziliniz var ki olağanüstü bir şey bu. Zaten Japon torpidoları Torpido botlarını zevkli ve kolay e, yapan şeylerden, etmenlerden biri bu aynı zamanda. Kagero'nun torpidoları 67 not hıza sahip. 8. seviye Japon veya herhangi bir Destroyer torpido botları için torpido hızı olarak ortalama bir hız. Kagero'nun torpidoları 67 not hıza sahip olsa da 1.7 görünürlülüğe sahip. Yani düşman 1.7 kilometre mesafeden kendisine atılmış bu torpidoları görebiliyor. Ancak torpidoların hızı 67 not gibi nispeten yüksek olduğu için her halükarda genelde vuruyor bu torpidolar. Kagero yavaş bir destroyer. Çok hızlı bir destroyer değil. 35 not hız yapıyor. En yavaş ikinci destroyer. 8 seviyede bundan daha yavaşı Akizuki ve Fenyak. Bu arada bakın oradan Borodino bizim torpidolara küt diye oturdu. Ve öldü. Bakalım Massachusetts yiyecek mi? Yok yemeyecek. Kagero'nun 640 metre dönüş halkası var ki bu da ortalama sayıdır. Ancak Kagero'nun kaptan becerisi ve yükseltmelerle desteklendiğinde 5.4 kilometreye kadar düşen bir gizliliği var ki bu onu oyundaki en gizli birkaç gemiden biri yapıyor. Şimdi arkadaşlar şu maça dönersek anlatmak istediğim bir şey var. Dikkat ederseniz... Kosak'ı ve Mayıs'ı alana kadar arkamda Fatih abi vardı. Ancak Fatih abi uçak gemisinin kurbanı oldu. Ondan sonra ben tamamen tek bir kanadı kollamakla uğraştım. Normalde karşı takıma akıllı bir uçak gemisi gelseydi ben bunu yapamazdım. Çünkü o uçak gemisi illaki beni bulmaya çalışır, bulur ve bana haddini bildirirdi. En azından bildirmeye çalışırdı. Ancak ne oldu? Karşı uçak gemisi benimle uğraşmadığı için ben çok rahat bir şekilde hem de herhangi bir adam akıllı ateş gücü desteği olmamasına rağmen karşımdaki iki zırhlıyı yeteri kadar oyaladım. Evet belki cap noktasını aldılar ama onları yavaşlattım ve ben onları yavaşlatabildiğim için de bizim takımın geri kalanı bulundukları D noktasında düşmanı üstünlük kurup saf dışı bırakmayı becerebildiler. Eee şimdi maçı buraya kadar getirmişken uçak gibisine hayatı zindan etmeden Tabii ki olmaz çünkü kendisine olan adam uçak gemisi oynamaz. Eğer uçak gemisi oynarsa da başına gelecek kötü şeylerden kendisini korumayı bilmeli. Eğer ki bunu da beceremiyorsa başına gelecek kötü şeylere artık mecburen katlanmalı. Çünkü bir uçak gemisi oyuncusu için başına gelebilecek en kötü şeylerden biri kinle dolmuş bir destroyerdir ki ben de her zaman uçak gemilerine nefret kusan bir oyuncu olarak Destroyer'le uçak gemisi yakaladığımda çarkına sıçmaya her zaman meyilli şekilde oynuyorum yakalarsam. Tabi burada Pobeda'nın bana doğru açısı hiç fena değildi. Pobeda'nın <laughs> üstüne doğru basmadım. Neden diyeceksiniz? Çünkü Pobeda'nın ikincileri her ne kadar bir Alman ikincili olmasa da can sıkabiliyor bir Destroyer için ve benim canım çok çok yüksek değil. Yani canım full değil. Dolayısıyla durup dururken gereksiz yere bir aptal uçak gemisinin ikincilerine ölmemek için yaklaşmak yerine uzak menzilden sıkıp torpiyolarla verebildiğim hasarı vermeye çalışıyorum. Ancak hepsini yer mi yemez mi bilmiyorum. Burada bir tane yedi. İkinciyi de yedi. Üçüncü yedi mi? Yemedi. Uçak gemisi burada Görün üzere. bakın bana geliyor. Çünkü onu spotluyorum. Kendisi yerinde duruyor. Geri pedallamıyor bile. Ancak özetle arkadaşlar bu maç böyle. Kagero böyle oynanıyor. Ee, her zaman arkanızda ateş gücü desteği bulundurun. Olabildiğince yalnız maceraya girişmeyin. Kazanacağınızdan %100 emin değilseniz. Yoksa Kagero çok fazla radyo lokasyon, çok fazla hidroakustik ve çok fazla radar ve çok fazla uçak gemisinin bulunduğu bu ekosistemde gerçekten e, tek başına oynanması zor bir gemi. Yani bu gemi için diyeceklerim bu kadar. Bir maç daha gösterin belki Kagero ile ilgili. O kadar